Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere sizlerle birlikte ayrıntılı Osmanlı tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak Orhan Gazi'nin getirdiği yenilik ve düzenlemeler konusunu ele alıp bu konu hakkında sizlere elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu hafta ele alacağımız konu ise Orhan Gazi'nin son yılları ve ölümü konusu olacaktır. Biz bu videomuzda ayrıntılı Osmanlı tarihi video serisinde Orhan Gazi'nin hayatını bitirip inşallah önümüzdeki hafta Murad-ı Hüdüvendigâr'ın hayatına başlamış olacağız. Öncelikle beni tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Orhan Gazi son yıllarında Osmanlı Devleti'nin idaresini oğlu Murad'a bırakarak Bursa'da sessiz bir hayat sürmüştür. Ölüm nedeni ve yılı hakkında tarihçiler arasında ihtilaf bulunmaktadır. Zamanının tarihçisi olan Aşık Pasazade, Orhan Bey'in Süleyman Bey ile aynı yılda, yani 1358'de öldüğünü yazmaktadır. Bazı tarihçiler 1360 yılında 79 yaşındayken vefat ettiğini bildirirler. Ve diğerleri ise ölümünün 1362'de olduğunu belirtir. Orhan Bey Bursa'da Gümüşlü Gümbet'te babasının türbesine gömülmüştür. Allah kendisine rahmet eylesin. Kıymetli dostlarım, şimdi gelin videomuzun ikinci kısmına geçelim. Yani başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim. Evet. Ölmeden önce verdiği vasiyetinde Rumeli'de yaptıkları boşa gitmesin diye Süleyman Paşa'nın hayatı bu arada. Ve kalesinin yanında yer alan Bolayır'a gömülmeyi ve ileriki yıllarda özellikle Rumeli Türklere bir sembol olması için mezarına türbe yapılmasını emretti. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa türbesine üzerinden düştüğü at ile birlikte gömüldü. Bugün Çanakkale'nin Bolayır köyündeki türbesinde atı ile beraber yatmaktadır. Nitekim bu olaya çok üzülen Orhan Gazi, yaşlılığının da verdiği etkiyle büyük bir hüzne kapılarak Şehzade Murat'ı Rumeli komutasının başına getirdi. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın aniden vefat etmesiyle birlikte kardeşi 1. Murat, babası Orhan Gazi'nin emriyle Rumeli ordularının başına geçti. Sultan Orhan Gazi devlet işlerini oğlu 1. Murat'a devredince 1. Murat ilk iş olarak bazı atamalar gerçekleştirdi. Yaptığı atamalarda Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı kaz askerliğe tayin ederken lalası Şahin Paşa'yı da Beylerbeyliği makamına yükseltti. Böylece Lala Şahin Paşa Trakya ordusu başkomandanlığına getirilmiş oldu. 1. Murat atamaları gerçekleştirdiği sırada Gazi Evranos komutasındaki bir orduyu da Sırplara karşı set olması için
Trakya'nın batısına konuşlandırdı. Vefat eden abisi Süleyman Paşa'nın fethettiği Çorlu, Doğu Romalılarca daha önceden geri alınmıştı. Şehzade Murat ilk olarak Çorlu Kalesi'ne hücum ederek kaleyi ele geçirdi. Ardından Lüleburgaz'ı da aldı. Hacı İl Bey ile Gazi Evrenos ise Dimetoka'ya girmeyi başardılar. Diğer taraftan 40 Kilise adı verilen ve günümüzde Kırklareli olarak anılan bölgeyi de fethettiler. Ardından 1. Murat Lüleburgaz'da savaş konseyini toplayarak Edirne'nin fethine karar verdi. Hala Şahin Paşa ve Hacı İl Bey'i kendi emirlerindeki orduları ile Edirne üzerine doğru yönelirken Şehzade 1. Murat Baba Eski'ye girerek ordugahını topladı. Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'yi korumak üzere şehirden ayrıldıktan sonra iki ordu Pınarhisar'da karşı karşıya geldiler. Osmanlıların Pınarhisar'da gerçekleşen bu muharebeden zaferle çıkmayı başarmasıyla Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'ye doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Sultan 1. Murat bu zaferden sonra Rumeli'deki tüm kuvvetlerini bir araya getirdi. Osmanlı ordusu Temmuz 1361 yılında Edirne şehrini kuşatma altına aldı. Edirne şehir kumandanı Osmanlı ordusundan korktuğu için Meriç nehrinden bir kayığa binerek kaçtı. Kuvvetleri bozulan Edirne şehir müdafileri savaşmadan şehrin anahtarını Şehzade 1. Murat'a kendi rızalarıyla verdiler. Edirne'nin fethinden sonra şehir Osmanlı yapısı ile donatılmaya başlandı. Şehzade Murat Edirne'de bulunurken Bursa'dan acil bir haber geldi ve Sultan Orhan'ın vefat ettiği bildirildi. Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi'nin ölüm tarihi konusunda kaynaklar tarafından net bir tarih belirtilmediğinden 1324 ile 1326 arasında değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak Orhan Gazi'nin hangi yıllarda saltanata geçtiği konusu da ne yazık ki netlik kazanamıyor. Orhan Gazi'nin 37 ile 38 yıl kadar tahta kaldığı bilinmektedir. Orhan Gazi tahta geçtiği zaman
babası Osman Gazi'den 16 bin kilometre kare genişliğinde devraldığı Osmanlı topraklarını oğlu 1. Murad'a devrederken 95 bin kilometre kare olarak devretti. Evet, Allah kendisine Allah kendisine rahmet eylesin. Mekana cennet olsun inşallah. Şimdi değerli dostlarım, şöyle bir durum var. Ben onu size belirteyim. Şimdi bakın, kaynaklar, bu arada kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum. Çünkü ağzımdan çıkan herhangi bir yanlış kelime söylemek için şeyi apayrı yerlere götürebilir. Kaynaklar bu iki kişi hakkında, yani Osman Gazi ile Orhan Gazi hakkında hangi yıllarda tahta çıktıklarını, hangi yıllarda tahttan indiklerini tam manasıyla veremezler. Ki bakınız, Osman Gazi hakkında belirleri şeyler olsa da, mesela asıl konumuza gelecek olursak, Osman Gazi'nin ölüm tarihi Bursa alınır. Bursa alındığında Osman Gazi ölüm döşeğindedir. Yani artık son günlerini yaşamaktadır. Bursa'nın alındığı haberi Osman Gazi'ye verilir. Osman Gazi de der ki, madem Bursa'yı aldık, tabi mealen söylüyorum bunu, beni Bursa'daki gümüşlü kümbete gömün der. Vasiyetini verdikten birkaç gün sonra ölür. Ve Orhan Gazi'nin hayatında da aynı bu şekilde bir durum var. Yani Edirne alınır, aradan birkaç gün geçer, Orhan Gazi ölür. Yani hangi yıllarda öldüklerini pek çeşitli kaynaklarda itilaf bulunsa da aklımızda meallerini şöyle kodlayabiliriz. Bursa alındı, Osman Gazi öldü. Edirne alındı, Orhan Gazi öldü. Bu şekilde kodlarsak tabi net bir tarih vermemekle birlikte bu dönemi daha iyi anlamlandırmış oluruz. Osman Gazi de Orhan Gazi de çok muazzam hükümdarlardır. Ve bu dönemde tabii ki daha Osmanlı Beyliği bir devlet değil, bir beylik. Ki bakın, önümüzdeki hafta 1. Murad'ın hayatına başlangıç yapacağız. 1. Murad'ın hayatına başlayacağız. 1. Murad'ın hayatında da aslında Osmanlı Beyliği bir beylik. Ne zaman Osmanlı Beyliği bir devlet biliyor musunuz? 1389 yılında Yıldırım Beyazıt'ın döneminde Osmanlı Beyliği bir devlet oluyor tam manasıyla. Ki Fatih döneminde de 1451 yılında da artık bir imparatorluk oluyor. Bunu da bu şekilde belirtelim ve ileride videomuzu izleyecek olanlara bu notumuzu iletelim. Tabii ki bu iki hükümdar ve hatta bu üç hükümdar de, ister beylik deyin ister devlet deyin, Osmanlıların çekirdek kadrosunu oluşturan beş hükümdardan üçüdür. Önümüzdeki hafta Murad Düvenliger de buna dahildir. Diğer ikisi ise Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi ve 1. Murat'tır. Bu şekilde bu Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin ana çekirdek kurucularını saymış olabiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle birlikte önümüzdeki hafta ele alacağımız konu Murad-ı Hüdvendigar'ın hayatına genel bir bakış konusu olacaktır değerli dostlarım. Biz Murad-ı Hüdvendigar'ın hayatına önümüzdeki hafta sizlerle birlikte genel bir bakış atıp Murad-ı Hüdvendigar'ın hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan sonra belirtelim ki Orhan Gazi muazzam bir hükümdardır. Allah kendisine rahmet eylesin. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda Murad-ı Hüdvendigar'ın hayatına genel bir bakış videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun inşallah dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.